Bu hafta Balıkesir Dursun Bey'den sizlere sesleniyoruz. Yanımızda Müzik Yolunda projesiyle aslında bölgede adını duyurmuş bir isim var. Ufuk Azbay ile birlikteyiz. Detaylı bilgileri kendilerinden alacağız ama dilerseniz önce kendilerini tanıyalım. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ufuk Azbay, müzik öğretmeniyim. Van'da doğdum. 6 sene Van'da çalıştım. Bu sene buraya geldim. Çalışmalarımı, Müzik Yolunda projemi şu an burada yürütmekteyim. Burada öğrencilerimizle çeşitli etkinlikler, çeşitli çalışmalar yapmaktayız. Müzik Yolunda projesi aslında sizlere tam olarak bunu anlatacak. Aslında Müzik Yolunda projesine siz Van'da başladınız ve şu an konum olarak Balıkesir'desiniz. Evet. Merak ediyorum, bu hikaye nasıl başladı? Nasıl böyle bir projeye karar verdiniz? Hikaye böyle başladı. Ben çocukları çok seven bir insanım. Annem babam da eğitime öğretime çok değer veren insanlar. Durum böyle olunca şimdi ben doğduğum yere atandım. Babam bana normalde çalıştığının iki katı fazla çalışman gerekiyor dedi. Çünkü bu çocuklar bizim çocuklarımız. Bizim çocuklarımız derken sonra ülkemdeki bütün çocuklar bizim çocuklarımız demeye başladığımı fark ettim. Öyle de olunca Müzik Yolunda Van'da doğup şu an Balıkesir'de ve Balıkesir Valimiz Sayın Hasan Şıldak bu projeyi çok beğeniyor, çok güzel destekliyor. Biz kendisine her zaman teşekkür ediyoruz. Bizim için büyük bir şans kendisiyle çalışmak, onun emrinde çalışan bir öğretmen olmak. Çünkü yapılan işi birileri takdir ettiği zaman, alkışlattığı zaman bu işin doğru bir iş olduğunu düşünüyorsunuz. Ve siz eğer bir saat çalışmanız gerekiyorsa birkaç saat çalışmanız gerektiğini düşünüyorsunuz. Bu proje şu an böyle yürüyor. Teşekkür ediyorum tekrar kendisine. Şimdi bir eğitimci olarak aslında minik insanlara, çocuklara hitap ediyorsunuz. Peki geri dönüşler gittiğiniz zaman neylerle karşılaşıyorsunuz? Yani buna talep var mı? Şimdi şöyle bir şey, ben ilk enstrümanıma dokunduğum zaman 19 yaşındaydım. Bu benim için bir noktada şans, bir noktada dezavantajdı. Çünkü normal bir insanın 5 yaşında tanışması gerekiyor enstrümanla. Bu bilinçle hareket ediyoruz ve köylere gittiğimiz zaman o çocukların hani gitara dokunması, teline dokunması, darbukaya bir kere vurması, tamam burada atomu parçalamıyoruz ama onların hayatlarında güzel hikayeler oluşturmaya çalışıyoruz. Mevzu burada başlıyor. Çünkü onlar artık enstrümana bir şekilde dokunmuş bireyler olmuş oluyor. Güzel yetenekler keşfediyoruz. Çocuklar şarkılar söylüyorlar. Bir şeyler anlatmak istiyorlar. Çok güzel bir işe imza atıyorsunuz. Aynı zamanda animasyon ve farklı projeleriniz de var. İlerleyen zamanlarda, şimdi hedeflerinizi soracağım. İlerleyen zamanlarda neler yapmak istiyorsunuz, neler planlıyorsunuz? Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Şimdi biz Müzik Yolunda projesiyle sadece köylere müzik götürmek istemiyoruz. Müzik üretmek istiyoruz. Mevzu sadece müzik de değil, kendine güvenen bireyler yetiştirmek istiyoruz. Bununla birlikte bahsettiğim başarıyı izleme ve geliştirme projesi kapsamında yürüyoruz şu an Balıkesir ilimizde. Bu projemize bir marş yazdık ve bunu bu projenin öğrencileri, bu projenin çocuklarıyla yazdık, seslendirdik. Valiliğimiz bunu yerel basında da paylaştı, uygun gördüler. Şu an böyle bir marşın sahibiyiz. Yine bir vefa borcumuz var, onu da sizinle paylaşmak istiyorum. 2011 yılında Van'da üniversite öğrencisiydim. Van'da doğdum, Van'da büyüdüm. 2011 yılında O Ses Türkiye sahnesini Van'a getirdiler ve okulumuza bir, şehrimize bir okul bağışladılar. Bu yüzden Acun Ilıcalı'nın ülkemize yakın zamanda kazandırdığı takım olan Hull City isimli takıma da bir marş yazdık. Aranjesi bitti, klibi bitti. 19.04.2022 tarihinde sizler aracılığıyla da bunun haberini vermiş olalım. Bu tarihte bunu paylaşmak istiyoruz. Kendisine armağan etmek istiyoruz. Çünkü biz ülkemizin gençlerine açmış olduğu yolları görebiliyoruz. Severek de izliyoruz bütün programlarını. Vefa borcumuz vardı. Takımının da güzel renkleri var. Güzel, köklü bir takım sahibi oldu artık ülkemiz. Biz de takımın marşını Müzik Yolunda ekibi olarak besteledik. Marşın sözleri bana ait, Ufuk Azba. Müziği de yine müzik öğretmeni kardeşim, şu an Van'da bulunuyor.
Müziği de bana ve ona ait. Böyle ortak, yani müzik yolunda Van'da başlamıştı. Bu marşın da temelleri yine Van ve Balıkesir olmak üzere ortak iki şehirde atıldı. Umarız hediyemizi kabul eder. Kulübüne armağanımız olsun. Çimlere gömülen pencereyle karanlıklar aydınlandı kızgın gözlerle. Karanlıklar aydınlandı kızgın gözlerle. O yıldırım kaplan evvelden gördüğü karanlık geçmişi tarihe gömdü, büyüdü, bekledi. Nihayet gül.